Bir kez daha Sezen Aksu sağ olsun, var olsun. Nasıl bir yanıt Sezen Aksu'nun yanıtı? Sezen Aksu'nun yanıtı güzel. Ben de burada madem şiir var, ben de hemen aklıma Ahmet Arif'in şiiri geldi. Ben de Erdoğan'a onu okuyayım. Buyurun. O da okusun. Yani bu şiiri okumakla kalmasın, üzerine bir düşünsün. Yani o şiir okudu, cezaevine girdi. Belki biz de bu akşam şiir okurup cezaevine de gidebiliriz ama okuyalım şiiri. Anadolu. Kısa yani, ben uzun okumayacağım. Uzun şiir de. Anadolu, beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Binlerce yıl salmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı, hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz, selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun? Bir Anadolu'yu tanısın bunlar. Ahmet Arif. Bunlar Anadolu değil bak. Bunlar Anadolu değil. Bunlar Anadolu toprağından değil. Açık net söylüyorum. Bunlar bu Anadolu toprağının bu hoşgörüsünü, bu çeşitliliğini, bu zenginliğini kavramış insanlar değil. Tam tersine bu zenginliği tüketmekle kendilerini görevlendirmiş insanlar. Son derece net olarak söylüyorum bunu. Ya arkadaş, sen cuma namazına gidiyorsun değil mi? Cuma namazında insan, namaz niye kılar insan? Niye kılar insan? Nefsini terbiye etmek için kılar değil mi? Ya sen cuma namazını kılarken rüküde, secdede ne düşünüyorsun? Merak ediyorum ya. Rüküye giderken, secdeye giderken ne düşünüyorsun ya? Şu cuma namazı bitse de ona buna bir çakayım mı? Onu mu düşünüyorsun ya? Onu mu kuruyorsun kafanda ya? Ya bari cuma namazında yapma. Bari camide yapma arkadaş ya. Bu nasıl bir din anlayışıdır? Nasıl bir din zihniyetidir? Bak ben oradan tartışmak istemiyorum. Ama bizim analarımızın, babalarımızın da dini var kardeşim ya. Ya böyle bir mantık olur mu? Ne diyor Süleyman Soylu? Ne diyor Süleyman Soylu? Bizi Allah yaptırıyor diyor. Ya bir Allah'ın arkasından bir çıkın ya. Ya bir dinin arkasından bir çekilin kardeşim ya. Bir çıkın, bunları sömürmeyin, istismar etmeyin artık ya. Yani size bunları Allah yaptırıyorsa ve din yaptırıyorsa sizin dininiz sömürü dini mi? Sizin dininiz hırsızlık dini mi? Sizin dininiz yolsuzluk dini mi? Sizin dininiz yalan dini mi? Böyle bir şey mi var öyleyse? Bırakın halkın inançlarıyla uğraşmayı. Halkın inançlarını istismar etmeyi bırakın artık ya. Siyaset yapın, doğru dürüst siyaset. Bunların arkasına saklanmayın. Bunların arkasına yaslanmayın. Bak Türkiye yıllardır bu siyasal İslamcı, bu dinci zihniyetten çeke çeke buraya geldi. Kardeşim o kutsal bir şey. İnsanın vicdanına ait bir şey. Buralar üstünden savunmaya geçmeyin. Hücuma geçmeyin. Bırakın din kendi işini, kendi işlevini görsün. İnsanların vicdanında olsun. Allah'la inananla inanmayan arasında bir ilişki olarak sürsün. İnanmayan da inanmama özgürlüğünü savunsun. Siz bizi kendi siyasal İslamcı ideolojine uygun bir din mi dayatıyorsunuz bize ya? Yani siz kalktınız dediniz ki biz efendim siyasal mühendisliğe karşıyız. Ya siz ideolojik siyasal mühendislik yapıyorsunuz ya. Siz kendinize göre bir milli manevi bir şey uydurmuşsunuz. Kendi zihniyetinize uygun bir şey uydurmuşsunuz. Bizi o tornadan geçirip tek tip insan yapacaksınız. Dinci ve kinci. Ya kardeşim biz dinci ve kinci olmayacağız kardeşim. Biz insanların vicdanına, inancına saygılıyız. Hiç inançlarla sorunumuz olmadı. Hiçbir zaman İslam'la mücadele etmedik. Bu memleketin devrimcileri, sosyalistleri, solu yalandır bütün anlattıkları hikaye. Hiçbir zaman İslam'la, hatta hiçbir inanç sistemiyle biz siyasal mücadele yapmadık. Biz siyasal İslamcılıkla ve dincilikle mücadele yaptık ve yapacağız. Çünkü siyasal İslamcılık insanların dinini bir sömürü haline, bir istismar haline, siyasi ve ticari sömürü istismar aracı haline getiriyor. Bu büyük laftır. Açık söylüyorum. Bunu söylemekten de imtina etmiyorum. Her yerde söylüyorum ve söyleyeceğim. Bu dini de biz özgürleştireceğiz. Bu siyasal İslamcılardan kurtararak dini de kendi ait olması yere, insanın vicdanına biz teslim edeceğiz. Bu memleketin solu, bu memleketin devrimcileri teslim edecek. Son 3-4 dakikamız. Sayın Uslu bizle birlikte, o yüzden reklam sonrası ilk sözü ona vereyim. Sayın Çelenk ayrılacak. 3-4 dakikalık zaman diliminde yorumunu rica edeyim. Sezen Aksu'nun yanıtı deyip susayım.
Teşekkürler. Ya ben programdan hemen önce okudum ve yani aslında bütün programın da cevabı, bizim verebileceğimiz cevap gibi algıladım. Muhteşemdi. Muhteşemdi. Yani bir politik olmayan bir yanıt tırnak içinde ancak bu kadar politik olabilir. Bir sanatçının yanıtı ancak böyle olabilir. Çok güzel vurgular var. O sen, hani sen beni ezemezsin derken, sen beni sezemezsin derken, ismi Sezen olan bir sanatçının. Ya sen benim bilgime bu kadar kolay hakim olamazsın aslında. Çünkü ben herkesim diyor. Yani ben sadece bir kişiden ibaret de değilim. Hani beni bu kadar kolay bastıramazsınız, susturamazsınız. Çünkü ben bir şeyi temsil ediyorum ve bu gerçekten bu toplumun kalbi. Hani bana şeyi hatırlattı bu yanıt. Sezen Aksu'nun nasıl Sezen Aksu olduğunu mesela hatırlattı bu yanıt. Çok güçlü bir yanıt. Finali de çok güçlü. 47 yıldır yazıyorum ve yazmaya devam edeceğim. Benim enstrümanım, savaşım, silahım bu diyor ve yazmayı sürdüreceğim diyor. Bir şarkı sözü yazmış bunun üzerine. Çok güçlüydü. Yani burada gerçekten takdir ediyorum. Hani 2-3 gündür aslında neden cevap gelmedi soruları oldu. Hiç de kolay değil öyle bir şey üzerine bir anda cevap vermek ve beklemiş, düşünülmüş ama çok kalpten gelmiş, çok doğru bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Ve hepimiz adına da verilmiş bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bir diğer şey var burada çok kısaca anlatmak istedim. Tabii elbette, buyurun. Yani bütün bunların şöyle çok acı bir tarafı da var. Programdan önce düşündüm, hep de düşünüyorum bu konular üzerine. Hani yıllarca burada bir böyle hani kulağımıza çarpan herhangi bir şarkı sözündeki şiddet, bir kadına, ilişkiye, hayata yönelik şiddet, hani herhangi hiçbir sanatçıyı görüşü bana çok aykırı bile olsa hedef göstermek istemem şarkı sözüyle ama hani sana ulaşamazsam seni taciz ederim diyen bu kadar kadın cinayetinin olduğu ülkede şarkı sözleri var. Bize bir dönem Neşeli Arabesk diye sunulmuş, henüz 3 yaşında bir kardeşim var, seni ondan bile kıskanıyorum diyen, bunların aşk olarak tanıtıldığı ve bütün bu çarpık, tuhaf, zapt edici, tahakküme dayalı aşk aslında bugün hala bunları yapanların argümanı olduğu bir kültürde az çok sevgi dilini kullanan, bir kadın olarak kullanan, kadın olarak kendini özgürce ifade eden ve herkesin sesi olan sanatçıların hedef alınması hani gerçekten biraz bir böyle taşıran bir tarafı var. Vicdana aykırı gelen ve insanın üzerinde bir tarafı var ve Sezen Aksu'nun yanıtının bu anlamda çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki. Zehra Çelenk bizler birlikteydi. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Gürkan Çakıroğlu, Alper Taş, İbrahim Uslu bizle birlikte olmaya devam edecek. Bunun dışında konuşacağız. 22 itibariyle evrensel yazarı Ceren Sözer'i de bizlerle birlikte olacak. Sohbetimize katkı sunacak. Ayrıca değerli meslek büyüğüm Yavuz Demirağ bizlerle birlikte olacak. Aslı Aydın Taşbaş.